Sevgili seyircilerimiz, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Umarız keyifle izliyorsunuzdur. Evet, şimdi de Antalya'dan sonra rotayı Burdur'a çeviriyoruz. Hatırlarsanız geçen programlarımızdan takip eden izleyicilerimiz bilirler. Burdur ilinde bir hayli çalışmalar yaptık sizler için. Evet, şimdi de Burdur ilinin Ağlasun ilçesinin Yeşilbaş köy beldesine gidiyoruz. Geçen hafta ilk bölümünü yayınlamıştık. Bu hafta ikinci bölümüyle Yeşilbaş köy beldesindeyiz. Sevgili seyircilerimiz, bu 6000 yıllık geçmişi olan, tarih kokan bu harika kenti gezmeye devam ediyoruz ve değerli başkanımız bize karış karış bu topraklardaki tarihi anlatıyor. Evet başkanım, şu an neredeyiz? Bir çeşme var. Çok güzel su akıyor. Buz gibi bir su akıyor. Şu anda Akdağ'ın eteklerindeyiz. 2000 metrede kurulan bir Hellenistik dönem çeşmesinin yanındayız. Orijinal hali hiç bozulmamış durumda. Yer altından çıkartılmış bir çeşme. Pisityalılara buradan şehire, şebekeye buradan veriliyormuş su. Evet. Çok ilginçtir. Yani bu kadar büyük yapıların, yani şu anda bile su kaçırmıyor. Yani şu orijinal haliyle çıkartılmış durumda. Kazılarla çıkartılmış. Hiçbir yerden su taşmıyor. Taşmıyor ve şu gördüğümüz su, yani kaç bin yıldır akıyor kim bilir. Buradaki aşağı şebekeye gidiyor. İçme suyu olarak gidiyor. 2000 metredeki çok güzel de suyu var. Büyük İskender'in su içtiği çeşme bu. Büyük İskender bu sudan içermiş. Yani rivayete göre öyle anlatılır. Ve gittiği bütün... Bir de hikayesi varmış onun. Anlatır mısın? Büyük İskender gittiği tüm seferleri kazanmış. Yani bu suyun bir tılsımı olduğuna inanılıyor. Evet. Yani buradan işte atlarıyla artık o zaman nasılsa seferlerin hepsini kazanmışlar. Ve şöyle de bir şeyden bahsediliyor. Yani belki biraz şey boyut ama hani buradan su içenlerin nasiplerinin açıldığı söyleniyor. Evet. Yani izleyicilerimize biz onu da söyleyelim. Yani Antalya'dan bekar, nereden... O zaman bekarların gelip bu sudan mutlaka içmesini öneriyor musunuz ekran başındakilere? Bir yıl içinde evlendiği söyleniyor. Evet. Bekarlara tavsiye edelim. Yani Antalya'da veya televizyon programlarında, izdivaç programlarında boşuna gitmesinler. Gelsinler buraya. Evet. Su içsinler. Bu sudan mutlaka. Peki, Napolyon kirazı yesinler. Ondan sonra bir sene içinde nasip açılıyor. Şu an bu su kullanılıyor mu? Şu an bu... Ağlasun'da ya da... Hayır kullanılmıyor. Şu anda bu kazı çalışmaları bitmediği için. İleride biraz sonra ileride meclis salonunun olduğu yer var ileride. Oraya şehre döşenecek bildiğim kadarıyla. Yani buradan yani şehrin doğal yapısı bitene kadar şu anda su boşta akıyor burada. Ama işte ilerleyen yıllarda kazılar bittiğince orijinal haline gelecek tahmin ediyorum. O zaman su şehirdeki şebekeye, aşağıdaki çeşmelere... pazar yerlerine akmış olacak. Evet. Bir de gözlerime inanamadım az evvel. Zaten buraya geldiğimizden beri dolaşırken gerçekten sevgili seyircilerimiz gözlerime inanamadığım bir tarih var burada. Az evvel çok çok güzel bir kütüphane gördük. Kütüphane olduğu söyleniyor. Yani o dönemde, o yıllarda yapılmış mermer, küçük mermer taşlarla uğraşılmış, el işçiliği yapılmış. Biraz da bununla ilgili bilgi vermenizi istiyorum izleyicimize. Evet, az önce gördüğümüz o yeri mozaikle kaplı olan yer kütüphane. Yani bu da gösteriyor ki o zamanlar ilme verilen önemi anlatıyor. Yazıtları tam olarak şu anda bilmiyorum ama Latince, Yunanca yazılar var duvarlarda. O zamanki şey, ben mesela kendim matematikçiyim. Oradaki yerdeki o zemindeki simetri anlayışı, yani düşünebiliyor musunuz? O kadar yıl önce, kaç bin yıl önce, yani ciddi bir mühendislik gerektiriyor.
Ve o mozaikin yani yapısı, yani burada ne varsa burada karşısında simetri var. Yani ciddi bir simetri anlayışı gerekiyor. Evet. Akıl almaz bir şey. İnsanüstü bir şey ben bunu görüyorum. Bu kazılardan sonra çıktı değil mi? Buradan kazılardan sonra çıktı. Evet. Sadece üstü şey olmasın diye, yani güneşten etkilenmesin diye üstüne korumalık yapıldı. İşte yeryüzüne çıkınca, yani bu şehir komple gün yüzüne çıkınca bence Türkiye'nin bir numarası olacak. Yani çünkü Efes'le aynı yer burası. Efes harabelerin. Efes'le aynı yer burası. Sadece tanıtımda biraz sıkıntılarımız var. Evet. İşte o da ben şeye bağlıyorum. Kazıların devam etmesi. Buraya yatırımların yapılmamasına bağlıyorum. Sponsorlara bağlıyorum. Ama biraz da şu an Kültür Bakanlığımızın da bu konuya el atması bir başlangıç demek bence. Merdivenin ilk basamağı bile olsa sonuçta bir başlangıç yapılmış ve bu sürat kazanırsa biraz daha tanıtım amaçlı. Ki dediniz kesinlikle. Ki turlar da geliyor buraya dediniz. Kesinlikle, turlar geliyor. Ha, günübirlik turlar geliyor. İşte ben şunu şey yapıyorum. Mesela hep Efes'ten örnek veriyorum. Çünkü Efes'in girişinde yabancı insanların en büyük sıkıntısı ne? Adamlar su içecekler, bira içecekler. Yani evet. O tür bir yer arıyorlar. Şu anda bu geldiğimiz, bu dev yapının bulunduğu yerde bir tane su içecek yer yok. Yani bizim yabancılar bu sudan içmiyorlar. Evet. Adam i̇çecek hazır satılacak su içiyorlar. Yer yok. İçecek satan yer yok. İşte ben evet. Kazıların biraz devlet yani politikamız olabilir belki. Veya kazıların bitmemesine bağlanır ama çok kısa sürede ben bitmesini temenni ediyorum. İşte devletimizden bunu bekliyoruz. Evet. Tanıtıma çünkü çok büyük katkısı olacak. Burdur'un tanıtımına, Türkiye'nin tanıtımına. Çünkü burada bulunan Burdur Müzesi'nin %80'i buradan çıkan heykellerle dolu. Buradan çıkan eserlerle dolu. Evet. Gidip gezebilirler. Çok güzel bir tarih kokuyor burada. Peki şimdi ekran başındaki izleyicilerimize nereye gidiyoruz? Şimdi hemen bir müjdeleyelim. Şu anki durağımız neresi? Ya bir sonraki yer şehrin geri kalan kısmını gezeceğiz. Evet. Tarihi hamamları, pazar yerlerini, işte zengin insanların evlerini ve yollarını göreceğiz. Kaç bin yıl önce yollara insanlar mermer döşemişler ve çamura basmadan yürümüşler. Evet. Teknoloji göreceğiz. Yani 6000 yıl önceki teknoloji göreceğiz. Biz şu anda yetişemedik oraya. Evet. Hep birlikte 6000 yıl önceki tarihe gidiyoruz sevgili seyirciler.